Gördüğünüz binanın yapı taşı bu. Bu ise vücudumuzu oluşturan trilyonlarca hücreden sadece birinin büyütülmüş maketi. İnsan bunun gibi 35 trilyon hücreden oluşuyor. Bundan 150 yıl önce de insanın yapı taşının hücre olduğu biliniyordu. Ama bilim insanları hücreyi böyle bir jöle parçacığı olarak düşünüyordu. Yani hücrelerimiz bu tuğla gibi görünüyordu. O zamanlar yaşayan Alman zoolojist Ernst Haeckel'ın hücre tanımı şuydu. Jöle dolu, basit bir baloncuk. Bunu demekte haklıydı çünkü o günkü mikroskoplar daha fazlasını göstermiyordu. Vücudumuzu oluşturan hücrelerin yapısını çözmek için bilim insanları 150 yıldır çalışıyor. Hala tamamı çözülemedi. Profesör Bruce Alberts, moleküler biyolojide dünyanın en önemli isimlerinden. Uzun yıllar ABD Ulusal Bilimler Akademisi Başkanlığı ve Science Dergisi'nin baş editörlüğünü yapmış. 50 yılını laboratuvarlarda geçirmiş. Literatürdeki en önemli hücre kitabının ana yazarı. Kitap bu. Toplam 1600 sayfa. Bu kitap tüm üniversitelerde ders kitabı, referans kitabı. Şu maketi anlatıyor. Yazarları bu isimler. Hücredeki organellerin yapısını, işleyişini detaylı olarak anlatıyor. Dördüncü bölüm kromozom ve genlere ayrılmış. 67 sayfa. DNA'nın tamir mekanizması. Mesela bu bölümde hücrenin iletişim mekanizmalarını anlatıyor. Son bölüm bağışıklık sistemi. Hücrenin kendini koruması. 60 sayfada anlatılmış. Onlarca yılda yazılmış, akademik makalelerden, deneylerden, analizlerden yararlanılmış. Şimdi size bir soru. Hücre ile ilgili yapılan araştırmalardan bugüne kadar kaç Nobel ödülü alınmış? Şimdiye kadar kaç bilim insanı hücreyi araştırarak Nobel aldı? Liste şöyle. ...1906'da Camillo Golgi, hücredeki proteinlerin işlenmesi, paketlenmesi ve taşınmasını keşfediyor. Golgi aygıtının isim babası. 1933'te hücrelerdeki kalıtımsal özelliklerin anne ve babadan çocuklara nasıl taşındığı bulunuyor. 1958'de hücre içindeki insülin isimli protein keşfediliyor. 1959'da DNA ve RNA'nın işleyişine dair önemli bulgular bulunuyor. Bu insanlar hayatlarını hücreyi çözmeye adamış insanlar. 1962 biyoloji için en önemli yıl. DNA'nın yapısı büyük oranda çözülüyor. 1963'te sinir hücrelerinin elektrik sinyallerini nasıl ilettiği keşfediliyor. 1972'de hücredeki proteinlerin vücuttaki görevleri bulunuyor. 1974'te bu bilim insanları lizozomun nasıl çalıştığını, hücre içindeki geri dönüşüm mekanizmasına nasıl işlediğini buluyor. 1978'de uzun yıllar çözülemeyen bir problem çözülüyor. Mitokondrinin nasıl enerji ürettiği keşfediliyor. Hücre tam olarak çözüldüğünde insan vücudu büyük ölçüde çözülmüş olacak. 1986'da hücrelerin büyüme ve çoğalma gizemini ve bunu sağlayan faktörler bulunuyor. 1989'da RNA'nın sadece bilgi taşımadığı, kimyasal reaksiyonları da tetiklediği keşfediliyor. 1991'de hücrelerin zarında yer alan çok küçük kapıların açılıp kapanma sistemi bulunuyor. 1996'da bağışıklık sisteminin virüs bulaşmış hücreleri nasıl keşfettiği öğreniliyor. 1999'da proteinlerin hücre içinde taşınma ve kargolama sisteminin nasıl çalıştığı keşfediliyor. 2000 yılında sinir hücrelerinin birbirleriyle sinyaller aracılığıyla nasıl iletişim kurduğu bulunuyor.
2002'de hücrelerdeki genlerin, organların oluşumu ve hücrelerin ölümü üzerindeki etkileri keşfediliyor. Bu yıl hücrelerin suyu geçirmesini sağlayan özel kanallar keşfediliyor. Aynı yıl hücrelerin elektrik sinyallerini ileten iyon kanallarının yapısı çözülüyor. 2006 çok önemli bir yıl. Genetik bilginin DNA'dan RNA'ya nasıl kopyalandığı açıklanıyor. 2009'da hücrenin en önemli organeli olan ribozomların yapısı ve işleyişi çözülüyor. 2014 önemli bir yıl. Beyin hücrelerinde yer alan GPS sistemi, yani navigasyonun nasıl çalıştığı keşfediliyor. 2015 Aziz Sancar'ın ödül aldığı yıl. Sancar diğer iki bilim insanıyla beraber DNA zarar gördüğünde nasıl otomatik olarak tamir edildiğini keşfediyor. 2016'da hücrelerin içinde bulunan gereksiz parçacıkların nasıl parçalanarak temizlendiği keşfediliyor. Yani hücrenin geri dönüşüm sistemi bulunuyor. 2018'de hücredeki bağışıklık sistemi kullanılarak kanseri tedavi etmenin yeni bir yolu bulunuyor. Peki bunun keşfedilmesi ne kadar zaman alıyor? James Ellison 33 yılını bu konuyu araştırmakla geçiriyor. Tashuko Hanjo ise hayatının 44 yılını laboratuvarlarda bu konuyu araştırmakla geçirmiş. Ve nihayet 2018'de beraberce Nobel alıyorlar. Ve 2024'te hücrelerdeki mikro RNA'nın hastalık süreçlerindeki kritik rolleri keşfediliyor. Evet, hücre ile ilgili araştırmalarda 93 Nobel ödülü kazanılmış. Ama hücrenin mucizevi yapısı hala tamamıyla çözülmüş değil. 150 yıl önce hiçbir şey bilinmeyen bir konu bugün hala pek çok gizemini koruyor. Bu şuna benziyor. Yolda ilerleyen bir otomobil görüyorum. Motorunu görmüyorum. Her şeyin kaputtan ibaret olduğunu düşünüyorum. Uzaktan bakıp basit bir mekanizması var diye çıkarım yapıyorum. Sonra kaput açılınca bir de bakıyorum ki muhteşem bir motor. Motorun şahaneliği, motoru imal eden mühendislere olan hayranlığımı artırıyor. Hücre eşsiz bir sanat eseri. Yeryüzündeki bitkilerin, hayvanların, tüm canlıların ortak temel tuğlası. Şöyle düşünelim, Nobel ödülü alacak kapasitede, zekada bir mühendis grubunu çağırsak. Bunlara son model bir otomobil motoru versek ve bunu çözmelerini istesek. Ne kadar zamanda bunu çözerler? En fazla 3 ay. 3 ayda o otomobilin tüm gizemini çözerler. Bu nedenle hücre, muhteşem yapısıyla erişilmez bir sanat eseri. Sanat eserini görüp sanatkarı görmemek mümkün mü? Evet, insan görmek istemezse görmez. Düşünür, bir kaçış yolu arar. Yeryüzündeki tüm canlıların tesadüf ve rastlantılarla oluştuğunu düşünen biyologlardan Profesör Doktor Ali Demirsoy hücre ile ilgili şöyle diyor. Sorunun en can alıcı noktası, mitokondrilerin bu özelliği nasıl kazandığıdır. Çünkü tek bir bireyin dahi rastlantı sonucu bu özelliği kazanması aklın alamayacağı kadar aşırı olasılıkların bir araya toplanmasını gerektirir. Sitokrom G'yi düşünün. Sitokrom G'nin belirli bir amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek. Bu durumda enzimlerin çok daha kısa molekül olarak ortaya çıktığını ve ancak belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunma zorunluluğunun olduğunu varsayarız. Bu cümleden ne anlıyorsunuz? Belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunma zorunluluğunun olduğunu varsayarız. Yani böyle kendiliğinden oluşmuştur der, geçeriz diyor. Burada
bilimsel düşünceye oldukça ters gelmekle beraber, daha dogmatik bir açıklama ve spekülasyon yapmamak için tüm solunum enzimlerinin bir defada hücre içerisinde ve oksijenle temas etmeden önce eksiksiz bulunduğunu ister istemez kabul etmek zorundayız. Tüm mesele daha dogmatik bir açıklama ve spekülasyon yapmamak. Daha doğrusu üstü kapalı olarak şunu diyor: Allah'ın kudretini görmek istemediğimiz için böyle demek zorundayız.